Nepal Arslan, Amerika'da yaşayan 18 yaşında bir Türk yönetmen. Yönetmenliği babasının ona küçük bir kamera almasıyla başladı. 7 yaşındayken iki tane bayağı önemli şey oldu benim hayatımda. Birincisi Amerika'ya taşındık. Bu benim bütün hayatımı değiştirdi. Ama ikincisi bana bir kamera aldı. Ve o kamera gerçekten o andan itibaren bütün hayatımı değiştirdi. Her gün nereye gitsek küçük küçük filmler yapmaya başladım. Ve o filmleri YouTube'a koymaya başladım ben. Ve YouTube'dan bana para gelmeye başladı. Ve o parayla beraber daha çok film yaptım. Ve film aslında gittikçe büyüdü ve büyüdü hayatımda benim. Ve büyüyünce gerçekten ciddi bir şey oldu benim için. Ve liseye girmeye kalktığımda ben bir şirket başlamak istedim. Bu şirketle beraber California'ya taşındık aslında o yıl. Ve California'da ben bir sürü değişik küçük filmler için video yapmaya başladım. Ve gerçekten bununla beraber hayatım bayağı bir değişmeye başladı. Bir baktım lise bitiyordu. Ve bitirirken 50 tane film yapmış oldum. Bir sürü değişik festivallere, kontestlere girmiş olmuştum. Sabah kalkıyordum, film yapıyordum. Yatıyordum, film düşünüyordum. Beni bayağı hem mutlu bir insan yaptı bu, hem hayatıma bir purpose verdi, bir neden verdi. Arslan'ın yazmaya olan düşkünlüğü onu hikaye yazmaya itti. Genç yönetmen kendi senaryolarının yönetmenliğini yapıyor. Ben yazmayı çok seviyorum ve sürekli yazardım. Yani her gün kalkardım, aklımda o gece bir hikaye düşünmüşümdür rüyalarımda. Ve kalkıp bu hikayeyi yazardım. Ve ben sürekli bunu her gün yapıyordum. Ve fark ettim ki bu hikayeleri benden başka hiç kimse canlandıramaz yani ekranda. O yüzden ben gittim ve fark ettim ki yönetmenlik aslında hem yapmak zorunda kaldığım bir şey, hem eğlenceli bir şey. Aslında yönetmenlik benim çok bir skill'im oldu. Yani bayağı geliştirdim kendimi yönetmenlikte. Ve fark ettim ki ben belki bunu hayatım boyunca yapabilirim. Belki de bunu bir iş olarak yapabilirim. Ve o şekilde şirketimden gelen parayla beraber bir sürü değişik filmler yapmaya başladım. O parayı gidip ekipman alırdım. İnsanlara yemek verirdim. Transportation, yani arabalarına gaz koyardım. Ben bu şekilde bir sürü değişik filmler yapmaya başladım ve oluşturmaya başladım. Benim için ilham aslında başka yönetmenlerden ve başka filmlerden gelmiyor. Ama yaşadığım ortamlardan ve insanlardan geliyor benim için. Yani onları görüyorum ve fark ediyorum ki her an etrafımızda bir hikaye var. Ve o hikayeleri alıp ben bir ekrana koyabilirim. Dünyanın en büyük liseler arası film festivali olarak kabul edilen All American High School Film Festival, 40'tan fazla ülkeden yaklaşık 5000 filmi ağırladı. New York Film Akademisi'nin organize ettiği festivalde Türk genci Nepal Arslan, Strings adlı kısa filmiyle en iyi drama ödülünü kazandı. Strings'in en iyi drama ödülünü alması aslında bana çok gurur verdi ama esas Türk olduğum için gurur verdi bana. Sürekli güzel mesajlar geldi bana, röportajlar geldi ve fark ettim ki art için bayağı bir destek var Türkiye'de ve çok mutlu yaptı beni. 18 yaşında böyle bir ödül almak nasıl bir duygu? Aslında yani ben hala pek anlayamadım ne olduğunu çünkü o kadar hızlı oldu ki her şey ama gerçekten beni mutlu yapan şey şu, bütün ailemi çok mutlu yaptı, etrafındaki arkadaşlarımı çok mutlu yaptı. Ve Türkiye'yi mutlu yaptı. Yani bayağı bir insanı mutlu yaptı. Beni de tabii ki mutlu yaptı ama yani etraftaki insanların verdiği gurur beni çok yani gururlandı. O esas benim için çok önemliydi o. Genç yönetmenin en büyük hayali Türk kültürünü yansıtan bir film yapmak. Ben şu an New York Üniversitesi'nde film okuyorum. Ve sadece birkaç aydır oradayım ama çok iyi bir tecrübe oldu benim için. Filmlerle beraber aslında ben şu anda ilk New York'ta yapacağım filmi başlattım. Birkaç ay içinde çekeceğiz onu. Ama gittikçe benim tek bir tane gerçek bir goal'um var. O goal da bütün filmlerim gerçekten insanların kalbine dokunsun. Yani herkesi bir mutlu yapsın. Ve o şekilde de devam etmek istiyorum ve onu yapabilirsem gerçekten yapmak istediğim her şeyi yaptım ben. Yani tabii ben Türkiye'de büyüdüm, bütün ailem Türkiye'den geliyor ve o yüzden ben Türkiye'yle ilgili ve kültürünü gösteren bir film yapmayı çok isterim.
Ailece biz aslında Türkiye'ye az kaldı her yıl gidiyoruz. Çünkü ailemiz orada, evimiz orada, her şey orada yani. Aslında ben birkaç hafta önce New York Türk Film Festivali'ne gitmiştim. Ve orada bayağı bir konsoloslukta insanla tanışmıştım. Producerlar, yönetmenler, yazıcılar. Bayağı bir insanla görüşmüştüm orada. Ve gerçekten fark ettim ki Türkiye'de çok ciddi bir şekilde bir film sektörü var. Ve inşallah yıllarla beraber ben o sektöre girebilirim.